Şeffaf Mutfak'tan herkes yeniden merhabalar. Kahvenin suyu kaynayana kadar kurabiye yapmaya ne dersiniz? 30 gram kadar tereyağını güzelce ısıtıyorum. Mikrodalga yardımıyla ısıttım. Şimdi içine şekeri ilave edeceğim. Şekerden sonra süt ilave edeceğim. Bunların gramaj ölçülerini buraya kaşık ve gramaj ölçülerini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bardakla ve kaşıkla sizler için ölçtüm. Tarif yabancı bir kanala aittir. Mikrodalgada 1 dakikada kurabiyeler hazırlıyoruz. 1 ya da 1,5 dakika pişirebiliyorsunuz. Hemen detaylarıyla göstermeye çalışacağım. Çay kaşığının ucu ile karbonat ya da kabartma tozu, 1 çimlik kadar da tuz içine ilave ediyoruz. Ben onu dikkatli bir şekilde ilave ettim. Çünkü yabancı kanallarda bazen un ölçüsü farklı çıkıyor, farklı sonuçlar doğuruyor. Ben de o yüzden biraz böyle mümkün mertebe azar azar ilave ettim. Şöyle bir avuç dolusu içine fındık, ceviz, kuru üzüm, istediğiniz malzemeyi ilave edebilirsiniz. Bugün hem çikolata kırıkları hem de ceviz kırıkları ilave ettim. Bundan normalde o yabancı kanaldaki açıklamalar kısmına linkini de ekleyeceğim kaynak olsun için. Bir tane kurabiye yapmışlar, şöyle kocaman büyük bir tane. Ben 5 tane kurabiye yaptım evde kavga çıkmasın diye. Mikrodalganın tepsisine bu şekilde yağlı kağıdımı kestim. Şimdi üzerine 5 adet kurabiyeyi hazırlayacağım. Kolayca mikrodalgaya göndereceğim. Mikrodalga fırının ısıtma, yani 800 wattlık olan kısmında 1 dakika, 1 dakika 15 saniye de olabilir. Kontrollü bir şekilde pişirebilirsiniz. Ben 1 dakika 25 saniye gibi bir süre pişirdim. Şöyle 1 dakikadan sonra kontrol ettim. Hala çok yumuşak olduğunu fark ettim. Dışarıda sertleşiyor aslında çıkartınca. Ama ben ne olur ne olmaz diye bir 20-25 saniye daha tuttum. Çıkarttığımda tam da şöyle gözüküyordu. Çok güzel kabarmıştı. Ben kahveyi hazırlayana kadar onlar da böyle içlerini çektiler. Sütümü mikrodalgada ısıttım. Köpürtücü yardımıyla güzelce köpürttüm. Üzerine filtre kahve ilave ettim ve çok güzel bir latte hazırladım. Latte'nin yanında bu çikolata cipsli kurabiyeler muhteşem oldular. Kurabiyelerimi şöyle ikiye kıracağım. Çikolatasını göstereceğim. İçinin ne kadar güzel piştiğini göstereceğim. Hem çok kolay hem çok pratik. Çok da istediğiniz malzemeye uygun bir kurabiye. İçine istediğiniz gibi döşeyebilirsiniz. Fındık olur, fıstık olur, çikolata olur. Muhteşem, çocukların seveceği bu kurabiyeyi mutlaka ama mutlaka deneyin. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.